Arkadaşlar merhabalar bu videomda şöhretler karması onlu TYT matematik denemelerinden deneme 4'ün geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri Mert Hoca'daydı ya da kitabın arkasındaki kare kodu okut uygulama çözümlerine de ulaşabilirsin. Hadi bakalım deneme 4'ün çözümlerine başlayalım. 31. soruyla geometriye başlıyoruz. Evet aşağıda ikizkenar üçgen biçimindeki mavi ve kırmızı renkli iki filama verilmiştir. Bu flamalar tabanlarına dik iplerle, evet tabanlarına dik sabitlenmiş ya. O zaman kırmızı üçgenin tabanı burası yapacak. E, mavi üçgenin de bak tabanlarına dik ipler burasıysa burası taban yaptı. E, taban uzunlukları da verilmiş burada. 1, 8 ve 13 olarak verilmiş. Flamaların tabanları çakışık ve yerden yüksekleri birbirine eşit olduğuna göre tepe noktaları arasındaki uzaklık yani x nedir diye soruluyor bize. Şimdi tepe noktaları yerden yüksekleri aynı mı? Evet. Burada bir zemin de çizeyim sana. Zemin. Arkadaş buranın zemin olan uzaklığı aynıysa. Buranın da burayla aynıysa. O zaman burada ne çıktı? Bir paraya kenar çıktı ya da dikdörtgen çıktı uzaklık dediğimiz için. O zaman ne olacak? Şu zemine paralel mi oldu? Evet. E buraları da zaten zemine paralel. Şurası da şu zemine paralel. E dolayısıyla otomatikman şunlar da şu birbirine paralel çıktı mı? Çıktı. E şimdi ne yapıyoruz? Soruya bakıyoruz. Hocam soruda x kenar üçgenler var. Taban uzunlukları da mevcut. İkisi kenar üçgende taban mevcutsa insan olan ne yapıyordu? Tabanına ait yüksekliği çiziyordu. çiziyordu. Hemen tabanına ait yüksekliği çizelim. Hop tabanı iki eş parçaya böldü. 4 4. Hocam kırmızı üçgende aynı şekilde x kenar tabanına ait yüksekliği çizecek olursam böyle e o zaman burası tamamı 22 olduğundan dolayı 11 11 yapacak. Buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. E şimdi şunlar birbirine paralel. Bak şunlar birbirine paralel. Hocam bunlar da otomatikman birbirine paralel. E, ya da Yerden yüksekliklere eşitti ya. Şunlar da birbirine eşit ve paralel olduğu için direkt dikdörtgen mi oldu burası? Evet. Yani şu uzunluk kaç? Hocam bu uzunluk 6. Şöyle gösteriyorum. O zaman alttaki uzunluk da dikdörtgenden dolayı 6 çıkar. Yani cevap C an çıktı 31. soruda. 32'ye geldik. 32. soruda da şöyle şekil 1'de verilen doğrusal biçimdeki tel üzerinde B ve C noktaları işaretlendiğinde 21, 16 ve 9 uzunlukları elde edilmiş. Tel şekil 2'deki gibi B ve C noktalarından itibaren saat yönünde 90 derece büküldüğünde uç noktalar arasındaki uzaklık x1 mi oluyor? Hemen şu şekil 2'yi ben halledeyim şöyle. Ben bunu bükeyim. Arkadaş şurası şöyle baktığımız zaman bir uzunluktu değil mi? Evet. Bunu 90 derece döndürdüm. Bu buraya geldi. Burada da bir uzunluk vardı. Bunu da 90 derece döndüreceğim. Hop buraya geldi. Bu uzunluklar neydi? 9 ve 21'di uçtakiler. Yani 9sa burası da 9 olacak. E, burası da 21se burası da 21 yapmak zorunda. Şimdi bu uçlar arasındaki mesafe bana x olarak verilmiş. Hadi x'i bulmaya çalışalım. Biz şimdi e hocam burası 90 derece. Burası da 90 derece. Ne yapacağız burada? E, 90'lar varsa dik üçgene karşılık getirmek ilk düşüneceğimiz şey. O da dikdörtgen dörtgenle oluyordu? E hocam şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursam burada. 9 sa burası. Burası da 9 yapar. Şu uzunlukta belli zaten. O uzunlukta kaçtı? 16'ydı. Baksana 16 olarak verilmiş burada. E burası 16 ise burası da 16. Ve 16'ya 30 ve dik üçgen. 16 ve 30'daki ortak çarpan nedir? Hocam 2. 2 çarpı 8 burası. 2 çarpı 15 burası. E burası da 2 çarpı 8, 15, 17 üçgeninden 17 yapar. Yani 34 yapar. X'i bulduk mu? Bulduk. Sonra devam edelim soruyu okumaya. Soruda şu devam ediyoruz. Başlangıçtaki tel. B noktasından saat yönünde 90 derece. Evet. Ben bunu B noktasından saat yönünde 90 derece döndüreceğim. B noktasından. Saat yönünde. Hop şu yönde 90 derece döndürdüm. Peki şunu da ne diyor? Ee, C noktasındaki de saat yönü tersinde 90 derece döndürsem bu buraya gelecek. O zaman 9 burası 21 burası. Uçlar arasındaki mesafede şurası mı yapıyor? Evet uçlar arasındaki mesafede Y denmiş. E burada da ne yapacağız? Dikdörtgene karşılık getireceğiz yine. E hocam şuradan bir dikdörtgen oluşturursam dik üçgen oluşturmak için 9'sa 9 ise 9 16 ise 16 yazdım. Buraya ne kaldı? 12 kaldı. Ve Pisagor 12, 16, 3, 4, 5'in katından dolayı 20 çıktı burada. E, Y 20. Bu da 34. X eksi Y isteniliyor bizden. E, X'i 34 bulduk ya. 20 de Y. Bunları çıkarttığımız anda cevap kaç çıkar? 14 çıkar. Dolayısıyla 32. soru böylelikle denizli çıkar. Geldik 33. soruya. 33. soruda da bir katlama var. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Tabii ki ilk önce bir katlamayı geri açıyorduk. Açalım bakalım katlamayı. Şöyle geriye doğru açtım. Katlamayı açtıktan sonra üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit diyorduk. Hocam kenarlarla alakalı bir durum söz konusu değil. Ya da şu kenarların eşitliği alakalı. O zaman açılarla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Hemen açıların eşitliğini yazalım. E üst üste binen açılar burada birbirine eşit olacak. Hocam burada da üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. X olacak. Ha, açı ortaylarla ilgili bir soru var burada. Ve soruyu yapamıyorsak neye dikkat edeceğiz? Açı ortayların kesim noktası var mı yok mu diye dikkat et. Bir ilk etapta hemen aklımıza şu gelebilir. Hocam büyük üçgen gelebilir. Büyük üçgende bu iç açı ortay bu da iç açı ortay. Açı ortayların kesim noktası burası. E bunda çizsem açı ortay olacak ama bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. O zaman farklı bir şey düşünelim. Bak sarı üçgende de bir iç açı ortaylık var. Sarı üçgende de bu iç açı ortay bu dış açı ortay. Bak burası açı ortayların kesim noktası. Ne demiştik? Ya 3 iç açı ortay bir noktada kesişir ya da iki dış bir iç açı ortay bir noktada kesişir diye söylemiştik. O zaman buradaki üçgende yani şu sarı üçgende hocam buradan çizilen açıortay ise bu iç açıortay. Bu dış açıortaysa burası açıortayların kesim noktası geldi. Bu iç, bu dışsa burası dış açıortayların kesim noktası oldu. Buradan gelen de dış açıortay olmak zorunda çünkü iki dış bir iç açıortay bir noktada kesiştiği için. E o zaman bunun dış açıortaylığını göstereyim böyle. E, ne işime yarayacak benim buradaki dış açıortaylık? Hocam şu açı ortaylıklarla ilgili bir şey söz konusu mu? Evet. Açı ortaylar arasında kalan açı çıktı burada. Bak şu iç açı ortayla şu dış açı ortay arasında kalan açı 20 ise hani şöyle bir şeyimiz vardı hatırla. Bir iç açı ortayla bir dış açı ortay arasındaki açı verildiği zaman burası alfaysa burası 2 alfa olmuyor muydu? Evet. Yani şu üçgende hocam bu iç açı ortay bu dış açı ortay. Burası 20 verilmişse açı ortay çıkmayan yer burası 40'tır. Hemen oradaki 40'ı yazıyoruz. Yazdık. E tamamı da 180 olacak. 2x artı 40 eşittir 180 ise 2x eşittir 140'tan x'i de böylelikle kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. Ve cevap böylelikle 33. soruda da Edremit çıkar. Yani güzel bir soru mu? Evet güzel bir soru. Hoş bir soru. Açı ortaylarla da ilgili uzun zamandır böyle soru sormuyorlardı. Ya sorarlarsa diye sorulmuş bir soru. Aynı zamanda yeni nesilleştirilmiş. Şimdi sorulara baktığımız zaman aslında ÖSYM'in yeni sorularda çok kolay sorular soruyor. Hani bizim buradaki amacımız nedir? Yani yeni nesil sorularda bir tık daha böyle zor soruları da görün ki sıkıntı yaşamayın tarzında sorulardır bunlar. Ama burada şunu öğrendin. Açı ortayların kesim noktasına sorularda dikkat ediyoruz. Evet geldik bir sonraki soruya. Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimindeki kağıt kesikli kat izleri boyunca katlanarak şekil 2'deki gibi üçgen tabanlı bir dik prizma elde edilmiş. Bir dik prizma elde edilmiş yani üçgen prizma elde edilmiş burada. Şimdi ben bunu böyle katladım. Şu katlanmış hali buraya geldi. Bu katlanmış hali buraya geldi. Yani bunlar nedir? 17, 17'dir. Taban uzunluğu da 16 mı kaldı? Evet. Şekil 1'deki birim cinsinden verilen uzunluk ölçülerine göre. Şekil 2'deki prizmada gösterilen kırmızı renkli ayrıtın karşısındaki yüzeye olan uzaklığı nedir? Arkadaş şunun bakın şuradaki ayrıtın alttaki zemine karşısındaki zemine yüksekliği. Yani ha buradaki Yükseklik. Ha buradaki yükseklik değil mi? Evet. O zaman buradan bir yükseklik çizelim. Şurada bir yükseklik çizecek olursam şöyle. Hocam tabanı keş parçaya böler. İkisken'e üçgen olduğundan dolayı 8, 8, 8, 17. Ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeninden 15 çıkar. Yani oradaki kırmızı çizginin tabandaki mavi olan uzaklığı, düzleme olan uzaklığı kaç çıktı? 15 çıktı. 34. soru. Akçay olur. Geldik 35'e. Şekil 1'de dikdörtgenler prizması biçimindeki bir tahta blok verilmiştir. Bu tahta bloklardan yeteri kadar alınıp bazı yüzeyleri çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi görüntü elde ediliyor. Ve bu tahta blokların üstüne bir kalas mı konmuş öyle? Evet bir kalas konmuş. Buna göre diyor şekil 2'deki ok yönde yerleştirilen 2 adet tahta bloğun üzerindeki nokta nokta ile gösterilen kısma en fazla kaç tahta blok daha yerleştirilirse kalasın duruşu etkilenmez. Şimdi aslında burada kalas zemine dik değil mi? Şuraya bakar mısın? Zemine dik. Yani şu bunlar zemine dik. E o zaman burada paralelliği kullanacağız. Tam kalas aslında buradan geçiyor da. Hocam buradaki zemine uzaklık, buradaki zemine uzaklık. E, biz burada köşelerde işlem yapalım isterseniz. Yani ben şuradaki tam köşeden geçtiğim zaman <laughs> kalasın biraz daha u, böyle uzun olduğunu hisset. Uzun olduğunu düşün. Tam köşeden geçiyor. E o zaman burada ne çıkıyor? Bir benzerlik çıkıyor. Çünkü burada bir benzerlik var. Benzerlikteki oran kaça kaç? Hocam şuradaki uzunluk belli. Buradaki uzunluk olarak bak bakalım burası kaç? 4. Yani şurası bu bölü tamamı. Şurası 2. Burası da toplamda alttan kalıp şey olduğu için. Hecizm olduğu için. 6 oldu yükseklikten. Evet. E o zaman şuraya A dediğimizde. Hatta şekli şöyle büyüteyim. A dediğimiz zaman orası. A bölü tamamı. A artı 4. Neye eşit olmak zorunda? 2 bölü 6'ya eşit olmak zorunda. Buradan da A'yı kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Evet A buradan 2 çıktı. A2 çıktı. Sonra ne yapacağız burada? İşlemimize devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi burada bunun üstüne şeyleri koyacağım böyle. Tabii ki burada bunları koyduktan sonra dikkat et. Hocam ben bunu koyunca neresi şu öndeki kenar zemine değiyor değil mi? Ya da bunu koyunca neresi öndeki kenar zemine değiyor? Arkasındaki havada kalıyor gördün mü? O zaman bunları da koyduğum zaman şuradaki kenar beni ilgilendirecek. Buradaki kenar beni ilgilendirmez. Zemine değen kısmı burası. O zaman benim orayla ilgili işlem yapmam lazım. Hop şunu uzattığım zaman buraya kaç tane koyabilirim? Bundan o soruluyor bana. E burada da uzunluklar belli zaten. Bakar mısın? Yine tema orantı var burada. 2 bölü tamamı. O zaman tamamını sayalım. Hocam 2 burada. işte 4 de burada. 6, 7, 8. Buraya kadar 9 mu yaptı? Evet. Yani yazıyoruz. 2 bölü 9 eşittir. Şurası da 2 değil mi? Evet. Buraya da y dersem. 2 bölü y'den dolayı y'yi buradan kaç buluruz? 9 buluruz. E hocam Y9 ama. Dikkat dikkat. Y dediğim şunun tamamı 9. Bana ne diyor? Şu 3 noktalı kısmı. 2 tanesi üst üste konulmuş ya burada. 2 tanesi konulmuş. Bunun üzerine kaç tane daha koyabilirim diye soruluyor. E bunun tamamını ben 9 buldum. 2 tanesi burada. O zaman buraya ne kaldı? 7 mi kaldı? Evet. O zaman cevap 7 yapacaktır. Yani cevap Ceyhan yaptı. Kaçıncı soruda? 35. soruda. Güzel bir soru bu da. Böyle benzerlikle ilgili. Bu tarzı soruları da ÖSYM e seviyor. E, gerçi tahtan tarzını sordu ama şu mantıkla sorular da yani soru da gelmesi çok yüksek ihtimal bir soru diyebiliriz. Evet 35. soru. Cevabı bulduk geldik 36'ya. şeyde adet eşkenar dörtgen biçimindeki kartonun aralarında boşluk olmadan yan yana yerleştirilmesine elde edilen görüntü verilmiştir. Kartonlardan ikisinin merkezi A ve B olmak üzere elde edilen bu bölgenin çevresi 72. Mükemmel. ÖSYM çok seviyor. Ben de çok seviyorum bunu. Yani karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde böyle çevre sorulduğu zaman aşırı derecede hoşuma gidiyor. Bunda nasıl bir hamle yapacağız? Bak şimdi dikkat. Arkadaş bir kenara A dersem. Tamam şunu şunu hesapladın. E, burayı nasıl hesaplayacaksın değil mi? Ya da şurayı nasıl hesaplayacaksın? Burayı nasıl hesaplayacaksın? Burayı nasıl hesaplayacaksın? İşte buradaki o küçük parçalar sıkıntı yaratıyor. O küçük parçaları, parçaları bir bütün olarak düşünüp ona göre yarım yapacaksın. Ya da Şuradaki uzunluklar zaten direkt belli oluyor bunların toplamı. Benim için önemli olan şuradaki yataydaki şu parçalar olacak. Bu parçaları bir bütün olarak bakacaksın. Yani e, böyle dikey olanları ayrı yatay olanları ayrı. Ya da burada sol çapraz olanları ayrı sağ çapraz olanları ayrı bir gözle bak. E, o zaman ayrı bir gözle. İlk önce şunları bir kırmızıyla boyayayım. Buraya bir AA, aa diyecek olursam. E, burayı bilmiyorum. Şurayı bilmiyorum. Şurayı biliyorum biliyorum. Şurayı bilmiyorum. Burayı bilmiyorum. E, bunları bütünsel olarak bak. Dikkat dikkat. Hocam. Şurası artı, burası artı, burası artı, burası. A toplamda şurası yapmıyor mu? Yani şunlar buraya denk geliyor. O da 1 2 3A değil mi? Evet. Yani şuradaki yataylar şu, şu, şu ve şu yatay 3A yapıyor. Hocam aynı şekilde bunlar da 3A yapıyor. Toplamda yataylar yani yatay dediğim sol çaprazlar 6A mı yaptı? Evet. 6A yaptı. Artı şimdi bir de dikeylere bakalım. Dikeylerde de hocam bir sıkıntı yok ki bunlar böyle. Hepsi zaten A birim uzunluğunda çevrede. Hepsi bütün olarak var. O zaman buradaki A'ları sayacak olursam burada da 6 tane A var. Toplamları da kaç yapacak o zaman? 72 yapacak. 12 A 72 ise A'yı buradan 6 buluruz. A 6 çıkar. Bizden ne isteniyor? A ile B noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Madem burası tam merkez. Bak dikkat. Burası tam merkezse köşegenlerin kesim noktası tam orta noktasıdır. Şuradan böyle paralel çizdiğinde paralel çizdiğinde Şunlar birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Tam merkezi ise evet. Yani burası A'yı da biz 6 bulduk ya. Hocam A 6 ise bir kenar 6 ise burası 6 ise burası 3 yapacak. E burası 6 burası da 3 yapacak. Toplamda bu uzunluk kaç yapıyor o zaman? 12 mi yapıyor? Evet. Cevap o zaman ne olacaktır? 12 yapacaktır. Yani bütün böyle eşkenar dörtgen olsun dikdörtgen olsun kare olsun fark etmez. Şu şekilde ağırlık merkezlerini birleştirdiğin zaman şöyle birleştirdiğin zaman Atıyorum burası 6 ise burası 3 burası da 3 ya. 3 3 6 yapar. Bir tane daha birleştirsek bunu da birleştirsen. Hocam burası da 3 burası da 3 yapar. O şekilde hesaplayabilirsin. Bu çünkü e, tam orta noktadan geçtiği için ağırlık merkezinden geçtiği için alttaki kenarlara olan uzaklıkları birbirine eşit ya. E, paralel çizdiğin zaman burada bir paralel kenar oluşacak. E, şuradaki paralel kenardan dolayı paralel çizdiğin zaman da burayı iki eş parçaya bölüyor ya. Ondan dolayı 3 3 geldi orası da. Aklında bir soru işareti kalmasın diye çözümü de bazen böyle uzatabiliyoruz. Evet güzel bir soru. Hoş bir soru. Sınavda benzerleri çıkmış ama bu şekilde çıkmamış. Ee, bu daha değişik versiyon olmuş. de kendini tekrar etmeyi sevdiği için bu tarzda bir soru yine sınavda karşına çıkabilir. Hoş bir soruydu. Geldik 37. soru. Eş yapı sorusu. ÖSYM'nin en sevdiği. Eş yapılardan ne yapacaksın? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği önemli. Burada tamam en kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü verilmiş. Ama biz ben hep dış açıdan hesaplıyorum. Sen de büyük ihtimalle dış açıdan hesaplıyorsundur. Dış açıyı bulduktan sonra 360 bölü dış açı bana zaten kenar sayısını verecektir. Şimdi burada ne demiş? 9 adet deltoid eş deltoidler buraya yerleştirilmiş. Hocam 9 adet eş deltoidin tepe noktaları burada yerleştirilmiş ya. E eş olduğu için hepsinde tepe noktalarındaki açılar birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet. Şimdi bir deltoid de şu karşılıklı hani şu kenarlar eğer eşit bunlar da eşitse birbirini simetri ya karşısındaki açı da birbirine eşit olacak. Ve dikkat et şimdi burada e hocam burası ne dedik? Tepe açısı A iken bu geniş açıları nokta nokta. O zaman burası da nokta nokta mı yapacak? Evet. O zaman burası da nokta nokta açısı yaptı. Burası da nokta nokta açısı yaptı mı? Yaptı. Hatta tepe açısı burada da A mı oldu? Evet. E sonra ne yapacağız? E hocam dikkat eder miyiz burada? Bu düzgün çokgendeki iç açı. E burası da düzgün çokgendeki iç açı. Düzgün çokgenin iç açıları birbirine eşitti zaten. İç açıların ölçüleri birbirine eşitti. 4 aysa burası da 4A yani 2A 2A oldu. E o zaman burası da 2A. Burası da 2A oldu mu? Oldu. E burada da şu tepe açısı A olmadı mı burada? Evet. E o zaman şuraya bir yoğunlaşacağız. Şimdi burada kullanacağımız bilgi var mı? Var. Hocam neresi kaldı? Bak sadece bu açısı kaldı. E burası da ne yapıyor zaten? E hocam burası 2A. Burası 2A 4. Burası 5A. O zaman oradaki açıya 360 eksi 5A kaldı. 360 eksi 5A açısı burası. Şöyle de büyüteyim. Burası da aynı şekilde 360 eksi 5A değil mi? Evet. E şimdi hop 360 derece bunların toplamı. Toplayalım bakalım. 360 eksi 5A artı 360 eksi 5A artı A açısı var orada. Toplamının 360 yapması lazım. 360'lardan birer tanesi gitti. Buradan 360 eşittir 9 A yaptı. A'yı da böylelikle 40 bulduk. A 40'sa dur. A 40'sa hocam buraya 40 yazınca 40'tan 4 tane var. O zaman burada kaçı kaç derece yapıyor? O komple 4 kere 4 16. Yani 160 yaptı. O zaman dış açısı kaç yaptı? Hocam dış açısı da 20 yaptı. Dış açıyı artık 20 bulduk ya. O zaman kenar sayısını da ben hesaplayabilirim. 360'ı 20'ye böldüğüm zaman dış açıya böldüğüm zaman Kaç gelir? 18 gelir. O zaman bu 18 kenarlıdır. Yani 37. soru Edremit çıkar. Evet güzel bir soru. Yalnız dur hemen geçme. Çok güzel bir soru. Sınavda çıkar. Eş yapı sorusu. Düzgün çok yendeki kazanımları da kullandık. Dış açıyı da kullandık. Düzgün çok yendeki iç açıların birbirine eşitliğini kullandık. Eş yapılardaki açıların eşitliğini kullandık. Gerçekten sınavda çıkmaya en büyük sorulardan en sınavda çıkmaya aday en büyük sorulardan biri bu diye bilirim. Bu da güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya. 38. soru. Bakalım soru ne diyor ilk önce soruyu okuyalım. Kare şeklinde bir mavi diğer turuncu ve özdeş iki sarı kağıt mavi olanı altta turuncu olanı ve sarı olanı işte bu şekilde konulmuş. Turuncu kağıt ile mavi kağıdın birer köşeleri çakışık. Neyden bahsediyor? Evet, birer kenarları çakışık. Şuradaki kenardan bahsediyor bize. Sonra turuncu ve sarı kağıtlar aralarında boşluk olmadan yan yana yerleştirildiğinde bu üç kağıdın merkezleri doğrusal oluyor. Hmm. Bunların merkezleri doğrusal oluyor. Peki bunu kullanacağım ben. Bunu kullanacağım. Nasıl kullanacağım? E, kullanmadan önce şurada da bu merkezlerin doğrusallığını şöyle bir şeklen göstereyim istersen sana. Hop şurada merkezleri birleştirdik şöyle. Arkadaş merkezleri doğrusal ya şuradan şey inince e, dikilince bu iki eş parçaya falan filan bölecek burada. E hocam burada da sizinde iki eş parçaya burada da bölecek. Tamam. Devam edelim. Turuncu bölgenin alanı 64. Turuncu bölgenin alanı 64 ise bir kenar kaç gelir? 8 8 gelir. Sonra sarı bölgenin alanı toplamda 8. Hocam bu alan bu alan toplamda 8 ise eğer bir tanesi 4 yapar. O zaman A kare 4'ten bir kenarda kaç yaptı burada? 2 yaptı. Sonra mavi bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada işlem yapacağız şimdi. Bunların merkezleri doğrusal olduğunu söylemişti ya. Şuradan dik dik iki eş parçaya bölecek. Bir bir diye iki eş parçaya bölecek. Şuradaki birleri yazayım. Burası birken burası da bir. Hocam bu da 8 birim ya burası. O zaman burası 4 yapacak. Buraya 3 kaldı. E yani buraya da 3 kaldı. Şimdi benim neyi bulmam lazım? Mavi bölgenin alanını bulmam için. Buradaki karenin bir kenarını bulmam lazım. Yani şu uzunluğu bulmam lazım. Yani şu uzunluğu bulmam. Karenin bir kenarını bulduk daha sonra. Oradan sonra bir işlem yapabiliriz. Karenin alanını bulduktan sonra hocam şu alanı ve şu alanı çıkartacağız. E o zaman buna ait bir dik üçgene karşılık getireyim. Dik üçgene karşılık nasıl gelir? E, 90'lar var da şu ya 90 dereceye karşılık getirerek 90 dereceye karşılık getireyim. Nasıl 90 dereceye karşılık getiririm ben? Hop şöyle bir dikdörtgen yaparak değil mi? 90'lar fazla olduğunda bir uzunluk isteniyorsa ona ait bir dik üçgene karşılık getir. Bak şu şekilde getirdim. E hocam buranın kaç olduğunu biliyorum ben. Buranın 4 olduğunu biliyorum. O zaman burası da 4, 3 ise yukarısı da 3. Buranın da 2 olduğunu biliyorum. 5 burası. Burası da 8 bilim ya. 12 oldu burası. 5, 12, 13 üçgeninden. 13 bulduk karenin bir kenarını. E şimdi 13 bulduysak. Artık bundan sonrasında iş. Buradan sonrasında mavi alanı nasıl bulacağım? Karenin alanından. Dikkat edin. Şu karenin alanından. Neyi çıkartmam lazım? Hocam şu bölgenin alanını ve bu bölgenin alanını çıkartmam lazım. Ayrı ayrı düşünebilirim bu bölgelerin alanını bulurken. Ama hocam şuradaki uzunluğu bulacağım da bilmem de şurayı da bulacağım da. Buradan biraz uzatmak istemiyorum. E o zaman ben buradaki şu toplam alanı nasıl bulabilirim? İlk önce karenin alanını yazalım. Alan 13'ün karesi eksi sarı ve turuncu. Sarı ve turuncu alanı nasıl bulacağım? Dikkat. Şuradaki dik üçgenin alanından, bu dik üçgenin alanından yani şu dik üçgenin alanından aha da bu mavi alanı çıkartırsam sarı ve turuncuyu bulur muyum? Bulurum. O yüzden burada o işlemi yapalım. E 5 çarpı 12 bölü 2'den neyi çıkartacağım? Buradaki alanı çıkartacağım. Sarı ve turuncu yani bu karenin büyük karenin içerisinde kalan sarı ve turuncu alanı çıkartıyorum. E o da nedir arkadaşım? 3 çarpı 4 değil midir? Evet. Yani böylelikle 169 eksi. Burası 30 eksi 12'den. 30'dan 12 çıkınca kaç kalır? 18 kalır. Evet 169 eksi 18 yaptı. Bu da kaç yapıyor o zaman? 151 mi yapıyor? Aynen öyle. Cevabı 151 diye ulaştık. Diğer türlü gitmeye kalkışsaydım sanki biraz uzayacaktı. Şu yine cevaba ulaşıldık arkadaşlar. Şurayı bul. İşte bu yamuğun alanını ayrı hesapla. Bu üçgenin alanını ayrı hesapla. Sonra 169'dan bunları ayrı ayrı çıkart şeklinde diyebilirdik. Ama biz ne yaptık? Şu toplam alanı bütünsel düşündük. Şu büyük üçgenin alanından şuradaki mavi alanı çıkartarak oradaki sarı ve turuncu alanı yani karenin içerisindeki büyük karenin içerisindeki o alanı çıkartınca çok rahat bir şekilde sonuca ulaştık. Gerçekten bu da güzel bir soru. Bir tık zorladı mı sizi? Ama bazı bazen zorlayacak sorular da olacak değil mi? Evet 38. soru. Ne çıktı? 151 çıktı. Cevabı da işaretlerim. Cevap denizli oldu. Geldik. 39. soruya. Nasıl bir soru? Yüzey sorusu. Yani yüzeyi açacağız. Şekilde taban ait 16 birim. Yüksekliği 7 birim olan ve üst yüzeyinin merkezi O noktası olan kare dik prizma verilmiştir. Hadi bakalım kare dik prizmayı kullanacağız burada. Kare dik prizma ise burası da 16 burası da 16 değil mi? Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Karınca şuradan O'dan başlayıp A'ya gidiyor ya da A'dan başlayıp O'ya gidecek tam tersi. E, karınca bu hareketinde en az kaç bir yol var? E, bir yüzeyi sabit diğer yüzeyi ona göre açacaksın. Hangisini sabitleyeyim ben? E, şunu sabitlemek daha kolay. O zaman ben şuradaki yüzeyi açayım. Açıyorum bunu. Hop şöyle açtım burayı. Burayı açınca kardeşim O noktası nereye geldi? Tam buraya. Bak bu 16'lık kareydi ya şurayı sileyim istersen. Şu 16'lık kareydi. Bu 16 16 oldu ama O noktası da buraya geldi. O noktası hala da kare dik e, neresi? Üst yüzeyin merkezi. Üst yüzeyin merkezi burası. Buradan nereye gitsin diyor bize? Hocam buradan buraya gitsin karınca. İşte buradaki en kısa yol isteniliyor benden. Arkadaş burası merkezse üst yüzeyin. Şuradan dik çizsen eş parçaya bölecek. 8'e 8 yapacak burası. Ondan sonra bu dikin devamı da yine aynı şekilde 8'e 8 diye ayırır. E buranın 7 olduğunu biliyorum. E bu karede şurada da dik çizsen 8'e 8 diye ayıracak. Burası 8 ise burası da 8 olacak. O zaman burada bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Bir kenar kaç? 8. Diğer kenar kaç? 15. 8, 7 daha 15. 8, 15, 17 üçgeninden cevaba 17 diye ulaşırız. Evet 39. soruda böylelikle Balıkesir çıktı. Yüzey sorularında ÖSYM bu ara unuttu sormayacak anlamına gelmiyor. Uzun zamandır sormuyor. Yüzey sorusunu da hatırlatmak istedik burada. Yani yüzeyden gitmeli sorularda böyle karınca soruları olur. Bir böcek sorusu olur. Bir dağcı sorusu olur. Mesela dağa tırmanan bir öyle bir soru olur. En kısa sorularda da yüzeyleri açacağız. İlk yüzey sabit ikinci yüzeyi ilk yüzeye göre açacağız. Yani burada bunun doğrultusunu açtım burada. Ha sen burada bunu sabit tutup diğerini de şöyle de açabilirdin. Aynı şey. Yani bunu yukarı doğru kaldırıp da o şekilde de açılış yapabilirdin. Önemli olan ilk bir tane yüzey sabit ikinci yüzeyi ilk yüzeye göre açmak olacaktır. Tamam. 39. soru balık kesir oldu. Geldik son soruya. İçlerinde bir miktar yağ bulunan dikdörtgenler prizması biçimindeki üstü açık ve özdeş 3 yağ çekmecesi. Özdeş tabanları aynı yüksekleri aynı demek ki. Ee, şekilde gösterilmiş. Bu çekmecelerden soldakinin içinde 4 birim yüksekliğine kadar hemen yüksekleri şöyle göstereyim. Şurada 4 birim yüksekliğine kadar bir şey varmış. Sonra öbüründe 8 birim yüksekliğine kadar varmış. Şurayı 8 diye göstereyim. Diğerinde de 9 yüksekliğine kadar yağ varmış. E okumaya devam edeyim şimdi. Sağdaki çekmecede bulunan yağın bir kısmı tamamı dolacak şekilde ortadaki çekmeceye. Bak tamamını ortadaki çekmeceye. Sonra ne yapacakmışım? Kalan yağında tamamı soldaki çekmeceye döküldüğünde soldaki çekmece yüksekliğinin yarısına kadar dolmuş oluyor. Hmm. İlk önce sağdakinden Şuradan ne yapayım? Buradan bir x kadar böyle bir yağ aldım. Buradaki x kadar yağ direkt ilk önce buraya boşalttım. Buraya boşalttığım zaman ortadakinin tamamı doluyor. Tamamı doluyorsa o zaman bunun tamamını bu şekilde dolduracak mı? Dolduracak. Evet, tamamını doldurduk burada. E o zaman bunun x'ini böyle doldurduysam burada ne kaldı? Hocam x'ini boşalttım. 9 x mi kaldı? Evet kalanını da 9 eksi x'inin de geri kalan kısmını da şuraya boşaltıyormuşum. Ne okuduğumu unuttum. Bir daha bakayım. E, ortadaki çekmeceye ve kalan yan tamamı soldaki çekmeceye döküldüğünde soldaki çekmece yüksekliğinin yarısına kadar dolmuş oluyor. Evet ben buradaki 9 eksi x'i de alıp buraya koyduğum zaman şuraya da 9 eksi x'lik koyduğum zaman bu yarısına kadar dolu oluyormuş. Yarısına kadar dolu oluyor. E o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Şimdi burası dikkat et. Hocam 4 artı 9 eksi x. 13 eksi x burası. E burası da 13 eksi x yaptı. Toplam yükseklik ne yaptı o zaman? 26 eksi 2 x yaptı. 26 eksi 2 x oldu burası. E hocam toplam yükseklik 26 eksi 2 x. E burada da toplam yükseklik var. O da x artı 8 değil mi? Evet. E o zaman buradan 3 x eşittir. 18 geldi ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 6 bulduk. Evet x'i 6 bulduk. Soruyu okumaya devam edeyim şimdi. Buna göre diyor yağ çekmecelerinde bulunan yağ miktarları başlangıçtaki konumundayken ortadaki çekmecede bulunan yağın kaçta kaçı sağdaki çekmeceye dökülürse tamamen dolar diye soruluyor. Şimdi ortadakini sağa dolduracağım. Ee, başlangıçtaki konumdayken. Başlangıçta burası 9 değil mi? Evet. Buraya kadar kısmı 9. E, toplam yüksekliği ben ne buldum burada? Dikkat et. 8 burada 6 burada 14 buldum. 14 bulduysam o zaman buraya ne kaldı? 5 kaldı. O zaman ben burada şurada söyleyeceğim. Şurada 8 yüksekliğinde bir yağ var ya. 8 yüksekliğindeki yağın ne kadarını buraya boşaltırsam 5 yüksekliğinde bir yağ olacak? E tabii ki 5'lik kısmını boşaltacağım. Tamamı 8. O zaman 5'liği buraya boşaltırsam bunun tamamı doluyor ya. O zaman boşaltacağım kısım 5. O zaman boşaltacağım kısım 5. E içindeki yağ miktarı da 8'di. O zaman ben içindeki yağın 5 bölü 8'ini boşaltırsam 5'lik kısmını yani 8 birimdeki 5'i alıp diğere koyduğumda şunun tamamı doluyor mu? Doluyor. İşte bizden de bu isteniyor. Ne diyordu? Yağın kaçta kaçı sağdaki çekmeceye dökülürse çekmece tamamen dolar diye soruluyordu. Dolayısıyla cevap böylelikle akçay yaptı. Gerçekten çok güzel bir soru. Tam sınav ayarında ÖSYM böyle soruları aşırı derecede seviyor kardeşim. Lütfen bu soruya dikkat. Şöyle bir yıldızı atalım. Şöyle yıldız atmışken yıldızlık sorular var mı burada? Var. Ya bu 40. soru. Gerçekten mükemmel bir soru. Sonra nerede ki? Bu soru da gerçekten hoş bir soru. Sonra sınavda çıkması bakımından düşünüyorum. Şu soru mükemmel bir soru. Ondan sonra bu soru da çok güzel bir soru. Bu soru da çok güzel bir soru. Ya sınavda çıkmaya aday sorular bunlar. Bu soru hocam kolay ama kolay olmasına rağmen TYT'de çıkmaya aday sorulardan biri yine. Ya bu da çok güzel. Tamam burada biraz zorlaştırmış olabiliriz. Ama soruları şöyle baktığımız zaman genel itibariyle zor değil. Çok zor değil. Çok da mükemmel. Tam sınava ayarında olmuş. Çok güzel bir denemeydi yine. Güzel bir denemeyi sizinle birlikte böylelikle halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede deneme 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.